15 Temmuz'un amacı neydi diye klasik bir soruyla başlayalım. Bununla ne amaçlanmıştı? Ne nasıl hedeflere, ne tür hedeflere ulaşılmak istendi? Bir akademisyen olarak, bir entelektüel olarak ama belki bir bürokrat olarak da konuşabilirsiniz. Buyurunuz. Teşekkür ederim Kemal Bey. Tabii 15 Temmuz'un üzerinden 5-6 ay geçti. Hala toplum olarak, siyaset olarak ve yazanlar, çizenler, edebiyatçılar olarak, düşünenler olarak Akademi Camiası olarak bu olayı anlamaya, anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da olayla, olayın sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'un neyi hedeflediği sorusu cevabı çok kapsamlı olan bir soru. Ama anlaşıldığı kadarıyla Türkiye toplumunu bir kaos ortamına itmek, milletin hukuki olarak temsilcisi konumundaki seçilmiş yönetimini görevden uzaklaştırmak, yönetime gayrimeşru el koymak, silahlı kuvvetler üzerinden bir darbe ve dikta rejimi gerçekleştirmek amacı olduğu anlaşılıyor ve bu yolla da Türkiye'de bir istikrarsızlık, bir kaos ortamı oluşturarak kendi menhus emellerine ulaşmak isteyen bir grup, zümrenin bir grup, odağın, bir odağın bu faaliyeti gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabi sivilin, askerin, yerlinin, yabancının, e, bürokratın, siyasetçinin çok çok katmanlı e, unsurların iç içe geçtiği, ulusal ve uluslararası unsurların iç içe geçtiği büyük bir e, topluma kurulmuş tuzak olarak e, görüyoruz. Nitekim İslam dünyasında da benzer hadiseleri geçtiğimiz süreçte zaman diliminde muhtelif örnekleriyle görmüştük. biraz sonra konuşalım istersen. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi teşebbüsü meşru idarenin güç kullanarak silahlı kuvvetleri üzerinden önce silahlı kuvvetlerdeki komuta kademesini etkisiz hale getirip arkasından da onun üzerinden topluma ve rejime ve yönetime el koyma girişimidir diye tarif edebiliriz. edebiliriz.